için. Hocam, Sinan hocam, bir sorusu var Kadri'nin burada. Ama siz dediniz ki 7-1 ile 7-4 arasında bir deprem birikmesi var. Orada bir birikim var, bir enerji birikimi var. Evet. Tam olarak kastettiğiniz yeri de söylediğiniz ucu derken Silivri ile Tekirdağ zonu arasında mı dediniz? Yo. Hayır. Silivri'den doğuya doğru gidin. Silivri'den ta İzmit Körfezi'nin çıkışına kadar gelin aslında. Orada, yani, tamam, evet. O aralıkta yani. İzmit Körfezi ile Silivri arasında. Yani adaların şöyle, güneyinde. Sözünü ettiğim çalışma o çok bölge. Spesifik bir yerde yapıldı. Kumburgaz açıklarında. Bütün fay boyunca böyle bir araştırmayı yapmaya kalksanız yani küçük çapta bir ülkenin bütçesi yetmez büyük olasılıkla. Dolayısıyla bunu biz küçük bir yerde yaptık. Fakat daha sonra diğer yerleri bir nevi ekstrapole ettik. Yani buralarda da deprem az oluyor. Bir de şöyle fayın adalar segmenti, yani İstanbul Prens Adaları'nın yakınından geçen kısmı sahile nispeten yakın olduğu için orada böyle bir sualtı çalışması yapmaya pek gerek yok. Orada karada olan GPS gözlemleri de zaten bizim böyle bir sonuca ulaşmamıza yardımcı oluyordu. Daha bilinmez olan kısım daha batıda olan kısımdı. Ama batıda olan kısımda bu sualtı çalışmasıyla ortaya çıktıktan sonra yani işte Silivri'ye kadar götürdükten sonra ha neden Silivri'de durdunuz diyebilirsiniz bu yorumlamayı yaparken coğrafi olarak. Onun cevabı da şu, buna çok benzer bir çalışmayı, benzer akustik sistemle bir çalışmayı da Japonlar Silivri'nin daha batısında yaptılar. Ve onlar tamamen farklı bir sonuca ulaştılar. Orada fay tamamen kilitli değil, bir miktar kayıyor. Yani mesela senelik tektonik yükleme diyelim ki 16-17 milimetre ise bunun belki 8-9 milimetresi fayın üzerinde böyle minik bizim tekrarlayıcı deprem, küçük repeater deprem dediğimiz veya bayağı direkt kayma şeklinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla bütün denizde aslında o Silivri'nin batısındaki gibi bir mekanik durum olsaydı belki de durum bu kadar vahamet arz etmeyecekti. Ama böyle olmadığı büyük oranda ortaya çıktı. Yani şöyle fay Silivri'den sonra bu orta havzada büyük karakter değiştiriyor. Neden böyle bunu tam anlamış değiliz. Ama öyle. Dolayısıyla yani Silivri'nin batısına gittikten sonra fay tamamen kilitli değil. Ama Silivri'den doğuya gidip de İzmit Körfezi'nin girişine kadar giderseniz ki İzmit Körfezi'nin girişi aşağı yukarı İzmit depreminde gerçekleşen kırığın en batı ucuna tekabül ediyor. Dolayısıyla bu aşağı yukarı işte 135-140 kilometrelik kısım büyük oranda kilitli ve size sözünü ettiğim büyüklükte bir deprem bekliyor. Aslında peki, böyle söyleyebiliriz. Sinan hocam, ben bir soru Kadri'nin sormak bir istiyorum. Sorusu var. Hocam bir hatırlatma ile başlamak istiyorum. Yanlış hatırlamıyorumdur umarım. Bundan 25-26 sene kadar önce ben Ajans France Presse Türkçesiyle Fransa Basın Ajansı'nın İstanbul muhabiriyken ben siz... neden çok iyi hatırlıyorum acaba o dönemleri Kadri Bey? Sizinle bir röportaj yapmıştım Ajans France Presse adına, daha o zaman Körfez depremi olmamıştı. Yani benimle mi? Benimle değil herhalde. Sizinle yapmıştım galiba. Yapmamış mı? Galiba. Galiba sizinle yapmıştım. Ben o zamanlar çok küçüktüm zannettim. Öyle mi? Evet. O zaman ben karıştırıyorum. Ben karıştırıyor olabilirim. Sinan henüz ülkeye gelmemişti o zaman. O zaman tamam. Ben karıştırıyorum. Olabilir. Çok zaman geçmiş. Artık bizde biraz kafa eskidi kağıdı mi? Eskidi. Estağfurullah. Artık. Şimdi o zaman ama ben sorumu değiştirmeyeceğim. Şöyle bir altını çizmek istediğim bir husus var. O da şu, yani İstanbul'u konuşuyoruz. İstanbul işte Emin hatırlat %40'ı Türkiye'nin yumurtalarının %40'ının konduğu sepet İstanbul. Yani çok değerli, stratejik bir sepet. Türkiye'deki uluslararası yatırım güvenliği açısından, jeopolitik açıdan çok büyük önem taşıyor. Ulaştırma, ondan sonra pek çok karayolu, deniz yolu taşımacılığı, Türkiye'nin istikrarı açısından önem taşıyor. Güvenliği açısından, milli güvenlik açısından
Yani ülkenin içinden geçtiği sorunlar, uğraştığı sorunlar neyse, deprem bu sorunlara çarpan etkisi yapıyor. Mesela İzmir'de pandemi var şu an, değil mi? Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi. Bu deprem mutlaka pandemiyi arttıracak, azdıracak bu kesin. Şimdi dolayısıyla dünyanın ilgisi İstanbul, olası bir İstanbul depremine karşı yönelik ilgisi de o yönde de artıyor olması lazım. Benim editörüm bundan 25-26 sene önce olası bir İstanbul depreminin Türkiye ekonomisini, Türkiye'nin savunmasını, güvenliğini nasıl etkileyeceği yönünde bir merakla bir beklenti olduğu için aslında bu haberin ilgi çekeceğini, dünyada AFP'nin müşterileri açısından ilgiyle karşılanacağını söylemişti. O zamanlar sizin de bugün çalıştığınız fay üzerinde Fransızlarla Türk bilim adamları ortak bir inceleme yapmaktaydılar. Su altı incelemesi. Yani tam su altı incelemesi deneme, yani 25 sene öncesinden bahsediyorsanız. Evet, yapıyorum. Tam su, yani şöyle, hayır. Tam yani su altı incelemeleri bu manada, yani fayın mekanik karakteri açısından gerçekten kayda değer şeyler söylemeye yarayacak çalışmalar büyük oranda İzmit depreminden sonra başladı. Öyle daha mi? Önce de Fransızlar büyük olasılıkla şeyde, yani İzmit'te veya bir takım yerlerde bir takım çalışmalar yapıyor yaptıklarını yani, bunu evet. Doğru hatırlıyorum yalnız. Çok ilgileniyorlar. Bir nedeni bu çeşit problemlere olan genel bilimsel kuriozite. Diğer nedeni de Fransa'nın bu bölgedeki ciddi yatırımları. Evet. Yani, şimdi ben de o açıdan soruyorum. Evet. Siz de bir gözlemcisiniz nihayetinde ve fiilen katılımcısınız. Bu ilgi artıyor mu, azalıyor mu? Yani ilginin seviyesi nedir? O açıdan da ben Türkiye'ye yönelik bu ilginin artmasından da bazı sonuçlar çıkartabilirim. Yani hepimiz çıkartabiliriz tabii. Şimdi şöyle, ilgi kesinlikle bir kere azalmıyor. Ve ilginç olan şey de Fransa'dan bu konuda, yani ben çok yakın arkadaşlarım ve çok yakın meslektaşlarım olan 2-3 Fransız bu Marmara ile ilgili problemler hakkında, hatta daha geçenlerde şu sıralar bir tanesiyle bir makale yazmaktayız. Benim doktora öğrencim de var. Bunlar genellikle Fransa'nın çok elit kurumlarında çalışan, yani Fransız bilim hiyerarşisinde de çok yüksek yerlerde bulunan bilim adamları. Mesela Xavier Le Pichon, Fransız Bilimler Akademisi'ne üye olan iki yer bilimciden biri. Pierre-Henri Louis Gély, bunların ikisi de, özellikle Louis Gély, Fransa'nın IFREMER diye Brest'te bir deniz araştırmaları enstitüsü var. Duymuşsunuzdur mutlaka adını. Onun yani deniz katı yer bilimleri bölümünün başkanı idi çok kısa zaman öncesine kadar. Pierre-Henri Ecole Normale Supérieure'ün Cher de Geodinamiğinde çok önemli bir konumda. Yani Fransa'nın yer bilimleri etablismanın içindeki çok önemli seviyelerdeki insanlar bu problemle çok ilgileniyorlar. Tabii bunu sizin söylediğiniz yönden değerlendirmek lazım. Çünkü genel olarak bir kere genel bilimsel ilgi yönünden çok ilginç bir yer burası. Dünyada bu kadar uzun bir doğrultu atımlı fayın suyun içinden geçip de bu kadar büyük metropolün burnunun dibinde olduğu çok fazla yer yok. Belki hiç yok hatta. San Andreas'ı bir tarafta bırakıyorum. Kaliforniya'daki. Ama bilimsel yönden yeni ölçüm alma teknolojilerinin denenmesi yönünden falan bir kere tam bir laboratuvar. Ama en azından bu araştırmalar için olan finansmanı alırken büyük olasılıkla Fransızlar olayın bilimsel ilginçliğinin yanında bu derece büyük yatırımlarının olduğu bir ülke veya yanı başlarında bir ülke. Yani Türkiye'nin destabilize olması böyle bir olaydan dolayı sadece Fransız yatırımlarının gümlemesi açısından değil, büyük olasılıkla Türkiye'de bir ortaya çıkabilecek bir güvenlik yönden prekâr bir durum da onlar için tehlikeli. Tabii aynı zamanda da Türkiye'nin rakipleri açısından da ilgiyle izlenecek bir olay bu yani. Büyük olasılıkla. Yani hocam, ben bu stratejik konularında iyi değilim. Yani onun için belki bir hocam izniniz rica edeyim.